Söylediğim her şeyi dediğim gibi organize et. Tamam, toplantıları iptal et bugün dedim. Leyla nerede? Hala tuvalette mi? Hah, geldi galiba. Haşmet. Seni çok merak ettim. Tek şüphelenmediği ben kaldım. Kamera kayıttayken itiraf ettirirsem Alper'i kurtarırım. Hadi bakalım. Nasılsın? Allah bullak. Neler oluyor? Dayandığım dağlar kum tanesi gibi oldu. Tam sırtımı yasladığım anda. Hiçbir şey anlamıyorum. Gel şöyle geç lütfen. Geç. Otursana. Bir şey ister misin? Yok ya. Anlatmak ister misin? Ne anlatayım canım? Her şey ortada işte. Nasıl yani? Gürkan'ı Alper'in öldürdüğünü mü söylüyorsun? Gürkan'ı kim öldürdü bilmiyorum ama... beni Alper'le Engin öldürdü canım. Engin mi? Engin'in bu konuyla ne ilgisi var ki? Benim de kafam karıştı. Çıkamadım işin içinden. Ama bildiğim tek bir şey var. Alper ve Engin beni sırtımdan bıçakladı. Alper ve Engin. Yok yok, hayatta böyle bir şeye inanmam ben. Kafam iyice karıştı. Peki Gürkan nasıl öldü? Niye öldü? Gürkan'a ne oldu? Bilmiyorum. Her şey birbirine karıştı. Zaten mevzu basına da sızdı. Yani hep beraber seyredip göreceğiz ne olacağını. Ya ben buraya başka bir şey için geldim. Leyla nerede? Evden işe gideceğim diye çıkmış. Yani Burak da tutamamış. Gel. Müsaadenle artık Leyla işine baksın Haşmetciğim. Ben de onu konuşacaktım canım. Leyla'nın artık çalışmasını istemiyorum. Yani zaten zamanımız da yok. Önümüzdeki hafta nikah olacağı için hazırlık yapmaya ihtiyacımız var. Nikah mı? Leyla sana söylemedi mi? Yok. Söylemedi. Yeni karar verdik. Fırsatı olmamıştır. Yani nikahtan sonra da uzun bir balayı düşünüyoruz. Belki balayı sürecinde çoluk çocuk da olur. Yani geldiğimizde artık Leyla'nın çalışacak durumu olmaz canım.
Anlıyorum. Hayırlı olsun, ne diyeyim? Her ikinizi de çok tebrik ederim gerçekten. Ancak öyle yuvadan çocuk alır gibi işten insan alamazsın Haşmetciğim. Nasıl? İşten ayrılırken ihbar süresi denilen bir süre vardır. Haber verirsin. Biz burada 8 dergiyi birden yönetiyoruz. Çocuk oyunu oynamıyoruz. Ciddi bir kurumuz. Canancığım, 8 tane derginin yönetimine bir tane asistanı bağlamadın değil mi? Hayır, tabii ki bir asistana bağlamadım. Ama sadece son haftalarda çok fazla şey yaşandı ve işlerimiz çok aksadı. Ben de çok sıkıştım. Şu anda Leyla'ya ihtiyacım var. Bir başka asistanı yetiştirmem süre alır. Benim öyle bir vaktim yok. Kaldı ki Leyla ile ilişkinizi öğrendiğimde işe yansımayacağı konusunda bana söz verdin. Leyla nasıl istiyorsa öyle olsun dedin. Ben de senin sözüne güvendim ve onu işte tuttum. Hatırladın mı? Canancığım, dün dündür, bugün bugün. O zaman konjonktür öyleydi, öyle davrandım. Allah aşkına ne diyorsun Canan? Ya ben sana bir sıkıntımdan bahsettim. Biliyorum, biliyorum. Sen de beni köşeye sıkıştırdın ama. Zaten bir tek senin nazın geçer. Üf, ne yapayım diyecek ne var zaten. Bari 2-3 gün ver de işleri organize etsin kızcağız. Canan, ben sana nikahımız var. Vaktimiz yok diyorum. Sen hala benden ısrarla 2-3 gün istiyorsun. Ben de görüyorum ki sende şu kadarcık hatırım yokmuş benim Haşmetciğim. Peki tamam, bari akşama kadar kalsın kızcağız da işleri devretsin. Ama sen kurban pazarlığına çevirdin işi. Damarın tuttu. Bu duruma bizi kim çevirdi bir düşün istersen. Ne yapayım? Allah Allah. Peki Canancığım, müsaade edersen nişanlım beni girişe kadar geçirebilir mi? Mızıkçılık yapan sensin. Topu bana atma. İyi geçirsin. Hadi aşkım. Nereden çıktı bu evlilik şimdi? Kapanan Alper'in hesabı Leyla. Seninki değil. Kendini de mi cezalandıracaksın benimle evlenerek? Kendimi de seni de. İkimizi de aynı umutsuzluğun içine hapsedeceğim. Ben böyle olsun istemedim. Ben de istemedim. Sana gelen bütün yolları iyi niyet taşlarıyla döşedim ben Leyla. Ölürüm de o imzayı atmam Haşmet. Atarsın Leyla. Atacaksın. Sakın öyle şeyler söyleme Leyla. Bak sana ne göstereceğim. Ne yaptın ona? Daha bir şey yapmadım. Senin elinde. Ya düğünümüze gelir eski. Ya da sen onun cenazesine bile gidemezsin. Öyle mi kazanacaksın? Ama sen de kaybetmiş olacaksın. Berabere bitecek. Hayatımda ilk defa beraberliği kabul ediyorum Leyla. Nereden çıktı bu nikah meselesi? Evlenmeyeceksin değil mi Leyla? Ezgi elinde. Ne? Fotoğrafını gösterdi. Kızı bağlamışlar. Tamam, sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz, bir düşünelim. Mutlaka bir çare bulacağız. Sen sadece bana güven, anladın mı? Hayır, 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 hayır. Artık siz karışmıyorsunuz. Benim yüzümden artık hiç kimsenin zarar görmesini kaldıramayacağım. Yeter artık Canan Hanım, gerçekten kaldıramayacağım. Ben...
Kime teslim edeyim işleri? Hiçbir bir şey teslim etmene gerek yok. Leyla'cığım aşağıda bir şoför bekliyor. Seni Alper'e götürecek. Avukata söylemiştim. Bir görüşme ayarlasın diye. Araya hatırlı birilerini soktuk ve başardık. Git ve Alper'i gör. Ben sandım ki... Ne deseydim Haşmet'in yanında. Ben Alper'i görmeye gidemem. Beni görmek istemez. Ben de onun yüzüne bakamam zaten. Leyla'cığım. Alper seni görmek ister. Haşmet'in kim olduğunu bilmiyor mu sanki? Gitti ki biz pes etmedik. Sen bunca zamandır patronunu tanımamışsın. Ben bitti demeden bitmez. Salih. Bunca yaşanan olaydan sonra hala öğrenemedin mi beni öldüremeyeceğini? Belki de bunu çok önceden yapmalıydım. Kendi evimde, kendi yatağında bitirmeliydim ben senin işini. O biraz cesaret ister Salih. Onun için de güç lazım. Şuracıkta seninle ölmeye varım. Sen kaybedecek bir şey olmayandan korkmayı öğrenemedin mi? Onu bunu bırak da Salih. Sence ben niye burada seni bekliyorum yalnız böyle sazan gibi? Düşündün mü? Düşünmedim de ben. Bak Salih, bu Onur. Annesi hastaydı. Ben tedavi ettirdim. Zeki bir çocuk. Okuyor. Bak bu Murat. Sen tanırsın bunu. Sarı Mehmet'in torunu. Dedesine çok iyilik ettim ben be. Bak bu Serhan. Uzak Doğu sporlarıyla ilgileniyor. Yurt dışında turnuvalara katıldı. Ben destekliyorum. Bak bu Taner. Bir bacağı yok. Çöp topluyor. İki çocuğunu da ben okutuyorum. Ne diyeyim yani? Ne kadar iyi bir insansın mı diyeyim? Madem bu kadar iyiydin de... benim çocuklarıma niye bu kadar eziyetin? Ben size ne yaptım Salih? Bu çocuklar da... aileleri de beni çok seviyor biliyor musun? Benim için dünyayı yakarlar Salih. Benim başıma bir şey gelirse, ecelimle ölmezsem, bir kurşuna gidersem, ne Leyla, ne Rüzgar, ne Hak Verdi, ne de sen, hiçbiriniz kalmazsınız Salih. Diyeceksin ki sadece sevgiden neden böyle bir şey yapsınlar? Bana bir şey olursa Salih, onların ekmeği kesilir. 50 kişi Salih. 50 kişiyi karşına alabilecek misin? Bana sıkarsan, ailene sıkarsın Salih. Bize mi yetmedi yani merhametin? Ha? Bize mi yetmedi? Leyla'nın başından beri seninle evlenmek istemedi. Ben zorladım.
Bir hataya kaç bedel ödedik biz? Ne yapalım? Al. Al sen sık. Sen sık da bitsin artık bu işkence. Ama Leyla'yı da, torunumu da azat et artık. Al hadi bitsin bu iş. Bedel mi? Siz bedel mi ödediniz lan? Bir avuç sevgi için benim ödediğim bedelin farkında değil misin sen? Ben senin kızını sevmekten başka ne yaptım Salih? Oğluna sahip çıktım. İş verdim. Ekmek verdim. Yeni bir yaşam kurdum. Ya bu yarattığınız canavarla beraber yaşayacaksınız. Ya da hep beraber öleceğiz Salih. Son kez tekrarlıyorum Salih. Ecelimle ölmezsem kökünüz kurur. Başka bir seçenek bırakmadı bana. Peşinde silahlı adamı vardı. Seni kurtarmamın tek yolu buydu, yemin ederim. Sen tehlikedesin. Ailen tehlikede. Benim ailem tehlikede. Çiçeği Berna aldı. Keşke bıraksaydın, ölseydin. Keşke senin o adama boyun eğdiğini görmeseydim Leyla. Böyle yaşamayı isteyen kim? Bana bunu nasıl yaparsın Leyla? Ben bu savaşa bunun için mi girdim? Seni öldürmesini mi izleseydim? Thank you.
Eylül. Özür dilerim. Ben sana neler dedim dayın için. Şimdi sıra sende, istersen gidebilirim. Ama nereden çıktı şimdi yine gitmek? Eylül, bu dayımla amcanın evliliği değil. Niye onların her hatasını biz de alıyoruz? Burak, ona çok kızgınım. Çok kırgınım, böyle bir şey nasıl yapar? Katil olduğunu düşündükçe Allah'ım, aklımı kaybediyorum. Bilsem. Ben de hala azmedemiyorum. Burak, halam var. Mercan var, Çiçek var. Onlar ne olacak? Ama yani amcan dayıma böyle bir şey yaparken sonuçlarını düşünmesi lazımdı, değil mi? Merak etme. Biz varız, yalnız bırakmayız onları. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkma. Korkma, atlatacağız hepsini. Tamam mı? Gelecek misin? Benim bir restorana gitmem lazım. Merak etme. Dinlenmeye çalış, olur mu canım? Tamam. Hazır kimse yokken amcamın işine yarar bir şeyler bulmam lazım. Kara kutu diyordu Engin abi, nerede olur ki? Sen Engin abiyle görüştün mü bugün hiç, ha? Babam da bir hışımla bastı gitti. Sabahtan beri bir onu bir onu arıyorum ya. Kimseye ulaşamadım, manyak oldum ya. Sana bir şey olmuş, ne oldu? Tabii daha ne olsun diyorsun değil mi? Bak bu şerefsiz kesin bir şeyler planlıyor bak. Kesin yine bir şeyler yapacak, çıkacak karşımıza. Hak verdi. Gerçekten ayakta zor duruyorum. Hadi gel içeri girelim. Sen Alper'e mi gittin? Bak, Leyla. Bak bu şerefsiz senden başka ne istedi? Söyle ne olur ya, ne istedi senden? Hak verdi. Belki babam içeridedir. Şimdi ikinize de ayrı ayrı anlatmayayım. Gerçekten hiç gücüm yok. Gel içeri girelim. Hadi gel. Gel. Of. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüzgar uyudu mu? Az önce uyudu. Babam geldi mi? Geldi. Gelmiş işte. Niye açmıyor o zaman telefonumu? Nerede? Odasında olabilir. Hadi gel bakalım. Baba. Yok, yok da. Mı?
Baba lütfen bırakma şimdi. Ne yaptın sen ya? Baba! Baba lütfen! Baba! Baba nasıl yaptın? Baba niye yaptın? Tamam baba, ne yaptın sen ya? Uzat. Tamam. Uzat ayağını. Tamam aç. Aç baba. İyi misin ha? İyi misin? İyi misin baba? Baba. Tamam baba. Baba dur. Yok bir şey durun. Uzat. Bak, ayaklarını uzat. Hiçbir şey görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz tamam mı? Hadi hadi. Hastaneye götürelim. Ya, hastane. Tamam bakacağız duruma göre. Bak sen buraya sıkı bir şey söyle. Nasıl yaparsın baba? Nasıl yaparsın? Tamam, ben haber vereceğim. Nasıl tamam, yaparsın? Tamam hadi merak etmeyin. Baba. Baba. Ya baba sen kafayı mı yedin? Ne yaptın ya? Bizi nasıl yalnız bırakmaya kalktın baba? Benim varlığım bile acı veriyor herkese. Benden artık bir halt olmaz. Ya sen birden niye böyle bir şey baba ya? Neden ya? Haşmet'i öldürmeye gittim. Ya ben vermiş. Eğer eceli dışında bir şekilde ölürse sana, rüzgara hak verdim. Sana, Simge'ye Filiz'in canına kıyacaklar. Akıntıya kürek çekmenin bir faydası yok artık. İstediğini yapacağım ben. Evleneceğim onunla. Ya ne ya? Hala mı ısrar ediyor bu şerefsiz? Baba bizi bu cehennemde nasıl yalnız bırakmaya kalktı? Sana ihtiyacımız var. Hepimizin sana ihtiyacı var. Hepimizin sana ihtiyacı var ya. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden oldu. Böyle konuşup durma gözünü seveyim. Yapma artık bunu kendine. Ya tamam sen tanıştırmış olabilirsin ama benim de hatam var. Ben evlenmek istedim onunla zaten. Senin gibi düşündüm. Çocuğumun geleceğini düşündüm. Bu saatten sonra güçlü olmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şu ellerini çözemez miyiz? Daha fazla risk alamayız. Ne istedi senden? Seçim yapma mı? Ne seçim? Ezgi elinde Alper. Ya o Ezgi'yi öldürecek? Ya da sen beni. Evet kardeşim. Babanızı uyandıramadım. Böyle çekmiş yorganı kafasına. Üşüttü herhalde. Anne, üzerine gitme dedik ya sana. Ay aç aç mı uyusun oğlum? Yedi mi? Yemedi. Ne değişti? Bırak uyusun da adam rahat rahat ya. Anne, çocuk mu adam? Uyanınca yer işte. Ne kıymetli babaları var. Sizin babanızsa benim de kocam ayol. Hastalanınca ben üzülüyorum. Haşmet Beyciğim nasılsınız? Eve geldim daha iyi oldum. Ay çok şükür maşallah. Ama ben baştan beri dedim.
Vardır bir açıklaması dedim. Gram inanmadım vallahi olanlara. Ya anne şey yapsana, şu tuzu versene. Az ek çocuğum. Ay Alper'e de çok şaşırdım vallahi ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Sağ ol anne. Koy çocuğum oraya. Al. Ay Eylül'cüm çok özür dilerim yani. Ben şoktan şey ettim öyle. İnsan her gördüğünü doğru anlamıyor demek. Şu konuları kapatsak sofrada. Hı? Canım sıkılmasa artık. Sadece sofrada değil. Artık bu evde bunları konuşmayalım. Geçmiş geçmişte kalsın. Üzerine bir sünger çekelim, bitsin gitsin. Ay inşallah Haşmet Beyciğim dediğiniz gibi böyle bütün aksilikler yakamızı bıraksın inşallah. Hafta sonu düğünümüz var ya. Yani şu gerginlikleri geride bıraksak da... Hı? ...şu düğün telaşesinin tadını çıkarsak? Ay bu hafta sonu mu? Ay, ay keşke daha vaktimiz olsaydı da daha rahat hazırlansaydık yani. Ama bunları duymak ne güzel yani, tebrik ederim. Merak etmeyin. Çok güzel bir düğün olacak. Biz her şeyi hazırlamaya başladık bile. Siz sadece tadını çıkartsın. Afiyet olsun. Ben Rüzgar'a bakacağım. Ben Naya Çiçek'e buradan uzaklaştırmasını söyledim. Tatile götürecek. Bunun takipçisi ol Engin. Kızımı buradan uzak tutun. Bu nasıl bir konuşmadır ha, vedalaşır gibi? Neyin planı bu? Engin. Beni sadece öldürtmen yetmez oğlum. Meselenin ucu o herife dokunmadan beni öldürtmenin bir yolunu bulman gerekiyor. Allah'ım yarabbim ya. Dokunamıyorum işte, dokunamıyorum. Bu zamana kadar baktığı her aile teker teker haber vermiş ki aralarında benim tanımadıklarım da var. Haşmet'e saldırı sonucu bir şey olursa Leyla'dan başlayarak herkesi temizleyecek. Leyla peki? Ona ne olacak? Haşmet'le evlenecek kardeşim. Ezgi'yi bırakmak için ikinci şartı da bu. Sen miydin Afili? Uyuyorsun sandım. Uyuyordum. Alışırsın sen de. Hapishane uykusu, kuş uykusu. Konuşalım mı? Ne konuşuyoruz ya? Kuşlar uyanmasın şimdi. Demir, bir maruzatım var benim. Buradaki kuşlar bensiz uçamaz. Merak etme sen. Anlat bakayım. Alper Bey'i işe alırken Gürkan Bey'le aralarındaki husumeti biliyor muydunuz?
Tabii ki bilmiyordum. Yani onların ben tanıştıklarını da bilmiyordum. Deliler sizin öldürdüğünüz önündeydi. En son sizinle görülmüştü. Olayın da zaten işte komplo olduğu buradan ortaya çıkıyor. Yani tezgah tamamen benim üzerime kurulmuş. Peki günlerde neden saklandınız? Saklanmadım. Olayı analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Bu durumda nikah tarihiniz yine ertelenecek mi? Aksine. Leyla bu süreçte hep benim yanımda oldu. Kendisi çok zorlandı. Yıprandı. Bir an evvel onu huzura kavuşturmak istiyorum. O yüzden nikah tarihimizi erken aldık. O zaman size iyi haberi vereyim. Hafta sonu düğünümüz var. Çok güçlü insanlar tanıyorum. Bir şeyler yapabiliriz. Ne fark eder? Adam kendini garantiye almış. Dedim ya ben sana. Ahkam kesmek gibi olmuyormuş değil mi? Ben ne kadar uzun zamandır seyrediyorum bütün bu olan biteni. Bununla mı teselli bulacağız şimdi? Eğer en baştan bu kafesi ölmeseydim bunlar başımıza gelmeyecekti. O zaman da hak verdiğinin hayatı tehlikedeydi. İnsanın elinin kolunun bağlı olması ne demek bilmiyor musun sen? Hayır, ben kızımın bir psikopatla evlenmesine müsaade edemem. Etmeyeceğim. Tek çözüm... Tek çözüm Haşmet'i ortadan kaldırmak. Ama işte o da kendini garantiye almış. Leyla'nın, Rüzgar'ın, hak verdiğinin, Simge'nin hayatı tehlikede olmasa... ben yapmam gerekeni çoktan yapardım. Bulacağım. Mutlaka bir çare bulacağım. Bulamazsam yaratacağım. Kızımı mutlaka kurtaracağım. Çayın. Yok işte. Demir abi. Can boğazdan gelir Afilli. Burada gıda lazım adama. Eyvallah. Alper Eren. Bu ne de? Uzat elini. Hadi. Müdür mü çağırıyor? Başı belada belli. Çenelerin vidası fazla gevşedi beyler. Sıkın o vidaları. Çayım bitti. Tamam. Ben tanıştıklarını da biliyorum. Deliler sizin öldürdüğünüz önündeydi. En son sizinle görmüştüm. Olayın zaten bir komplo olduğu buradan ortaya çıkıyor. Yani her şey bana göre tezgahlanmış durumda. Peki günlerde neden saklandınız? Olayları da analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Bu durumda nikah tarihinizi ertelenecek mi? Aksine. Bu zorlu süreçte Leyla abi hep benim yanımda oldu. Bana destek oldu. Kendisi de çok yıprandı. Onu bir an evvel huzura kavuşturmak için hatta nikah tarihimizi öne bile aldık. Birazdan iyi haberler vereyim. Hafta sonu evleniyoruz. Çocuklar. Kapatın şunu. Kapat. Kapatın şu an. Saçılmış hayvanlar. Hayvan. Aç. Saçılmış köpekler. Git oradan. Bırak lan beni. Bırak. Saçılmış herifler. Sus konuşma. Sen de o herifin itisin değil mi? Sen de o herif için çalışıyorsun değil mi? Ne oluyor? Kim bastı bu davranına birader? Konuşma lan! Dağılın! Senin moralini düzeltecek bir şey var bende.
Ayarladın mı?